Hepinize merhaba, yepyeni bir TeknoStore videosu ile karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz Xiaomi'nin akıllı prizi. Xiaomi Smart Power Strip olarak geçiyor bu ürün ismi. Bildiğimiz akıllı bir priz, Wi-Fi ağımıza bağlanıyor. Xiaomi'nin diğer ev ürünlerinde olduğu gibi. İsterseniz kutu açılışıyla hızlıca başlayalım. Bir adet kullanım kılavuzu geliyor. Bir de prizin kendisi var. Şöyle çıkartalım. Kablosunun şöyle etrafına dolanan iki tane lastiğimiz var. Bunları da çıkartalım ve prizin kendisine ulaşalım arkadaşlar. Prizimiz bu şekilde oldukça şık tasarlanmış bir priz. Girişler farklı gözükebilir arkadaşlar. Ancak dünya üzerindeki birçok prizle uyumlu. Yani Türk prizleriyle de uyumlu. Çin'e de gitseniz oradaki prizlerle de uyuyor. Hemen şöyle bir örnekle göstereyim. Elimize bu priz var mesela. Bunu gelip direkt buraya takabiliyoruz ve çalışmaya başlıyor. Ürünün fişe takılan kısmı ülkemiz uyumlu değil. Ancak bizler yanında uyumlu hale getirecek aparatı sizlere gönderiyoruz. Şu aparatta yani bu ürünü satın alırsanız yanında gelecek arkadaşlar. Şöyle takalım ve artık ülkemizde de uyumlu hale gelmiş oldu. Bu akıllı bir priz dedik. Peki nasıl çalışıyor? Nasıl bağlıyoruz bunu? Onu da hemen gösterelim. Öncelikle bir prize takmamız lazım. Tabii ki de şöyle takalım. Burada bir açma kapama tuşu var. Buna basıyoruz ve Wi-Fi ağına bağlanmamız için bizleri bekliyor. Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını kurmamız gerekli arkadaşlar. Bunu kullanabilmek için hemen yukarıdan artıya basarak yeni bir cihaz aramasını söyleyebiliriz. Tarama devam ederken zaten burada direkt prizin kendisini buldu. Buna basıyoruz. Hangi ağa bağlanmak istiyorsak elimizdeki ağa. Bu olduğu için biz bunu seçiyoruz. Ve daha sonra buraya şifremizi giriyoruz. İleri diyoruz. Ve ufak bir kurulum süreci var. Bunu kendi kendine hallediyor. Daha sonra kullanıma hazır olacak. Bağlantı başarılı oldu diyor. Dilersek bir kısa yol atayabiliriz. Mesela bunu yatak odasında kullanacağız ya da oturma odasında kullanacağız. Buradan herhangi birini seçelim ve tamam diyelim. Kısa yolumuzu da böylece atıyor. Ürünün kurulumunu tamamladıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor. Bizleri artık akıllı hale geldi bu priz arkadaşlar. Bunu birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. Mesela ben akşam uyurken uyumadan önce televizyon izlemeyi çok seviyorum ve hep o televizyonu açık unutuyorum ve buna da sabah kalkınca üzülüyorum. Böyle bir iş için bunun alarmını kurabilirsiniz. Mesela bir saat sonra kendini kapansın gibisinden. Alarm kurduktan sonra bir saat sonra buraya taktığınız prizler tamamen kapanıyor arkadaşlar. Dilerseniz dışarıdaysanız buradan açıp kapatabilirsiniz. Prizinizi zaten ufak tık diye bir ses geliyor. Ama şu an Wi-Fi'ye hala bağlı. Buna bastığımız zaman priz tekrar çalışmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi açıldı. Bunu dilerseniz hızlıca bir test edelim. Burada bizim kameramızın şarj aleti var. Bu şarj aletini buraya bağlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi burada ışığı yanıyor arkadaşlar. Bunu kapattığım zaman da güç almayı kesiyor. Ürünün mantığı aslında bu kadar basit. Bilgisayarımın şarjını da takayım buraya. Şurada arkadaşlar şimdi bir tane bizim şarj aleti takılı kameraların, bir de benim bilgisayarım takılı. Bunların toplam kaç watt harcadığını aşağıda görebiliyoruz. Şu alt tarafta yazıyor. Şu an 44 watt çekiyormuş bunlar. Yani bu şu demek arkadaşlar, evinizde bir ürün, mesela çamaşır makinesi olur, bulaşık makinesi ya da X bir fişe takılı bilen ürün olur. Onun çok fazla elektrik yediğinden şüpheleniyorsanız böyle bir aleti alarak da ne kadar yediğini 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilirsiniz. Burada da çeşitli detayları görebiliyoruz. Elektrik geçmişimiz diye geçiyor aslında. Günlük mesela ya da saatlik ne kadar harcadığımızı buradan görebiliyoruz. Şu an herhangi bir veri yok çünkü daha yeni açtığımız için ürünü. Ancak kullandıkça o veriler buraya düşmeye devam ediyor. Şu an bakın 43-45 watt arasında kullandığım enerjiyi gösteriyor burası. Son olarak söylemek istediğim birkaç şey daha var ürünle ilgili. Önce şunları şuradan bir çekelim. Ürünü kullanabilmeniz için zaten anlattığım üzere arkadaşlar evinizde bir Wi-Fi ağı olması gerekiyor. Bunu oraya bağlıyoruz. Akıllı hale gelmesi için bir Wi-Fi alanı bulunması gerekiyor. Aynı zamanda uygulama hem Android cihazlarda gördüğünüz gibi hem de iOS cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunları da anlattıktan sonra artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin üretmiş olduğu Smart Power Strip isimli akıllı prizi inceledik. Ürünü dilerseniz açıklama kısmında bulunan bağlantılardan teknostore.com üzerinden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.